الفخامة محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية وأدعوه إلى التكلم أمام الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبعه والذي نحترم من يحترمه ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل، صلوات ربي وتسليماته عليه الذي وصفه في قرآنه العظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. Malumunuz bugün 17 Haziran 2019'da Muhammed Mursi, Allah kendisine rahmet eylesin, şehadet yıl dönümüdür. Mısır'da Sisi tarafından bir darbe yapıldı. Seçilmiş hükümete, Muhammed Mursi ve kabinesine bir darbe yapıldı. Ve cuntacılar tarafından cezaevlerine konuldular. Peşi sıra idam kararları biri birini izledi. Birçok ihvan ileri gelenlerini idam ettiler. Bir kısmı cezaevinde bilinçli olarak hastalandırılarak, yani ilaç verilerek, zehirlendirilerek şehit edildi ki Muhammed Mursi de Allah rahmet eylesin bunlardan bir tanesidir. Bizim inancımız odur. Yani bununla ilgili gerek kendi ailesinden, çocuklarından ve gerek ihvanın bir kısım yetkililerinin açıkladıklarına göre, yani Muhammed Mursi bilinçli olarak cezaevinde öldürüldü. Yani sıradan bir ölüm değildi. Cenab-ı Allah'ın takdiri, eceli o kadardı. Fakat onun katili Junta Sisi ve Avrupa'dır ve ABD'dir, İsrail'dir. Çünkü dikkat ederseniz ABD, Avrupa sık sık dizginlerini ellerine almak istediği İslam ülkelerine, liderlerine işte diktatör olarak, tek adam olarak onu ciddi anlamda dünya genelinde bir algı operasyonu yapıyor ve manipüle ediyor. Oysa biz bugüne kadar Avrupa'dan, Amerika'dan, İngiltere'den ve ben demokratım, ben demokrasi ihraç etmek istiyorum, ben insan haklarına saygılıyım sözde diyen hiçbir Avrupa ülkesinden Sisi'yi kınayan bir mesaj biz işitmedik ve görmedik. Bilakis onu destekleyen, yaptığını meşrulaştıran beyanatlar vardı. Hiçbir Avrupa ülkesinin, ABD'nin, Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Kuveyt gibi Orta Doğu'daki sözde İslam ülkeleri, sözde İslam ülkelerinin liderleri, onların diktatör olduğundan, zalim olduğundan, müstebit olduğundan, kendi haklarına zulüm ve eziyet ettiğinden, İslam'a ihanet ettiğinden hiç kimsenin şüphesi yok. Seçim bile yok kendi ülkelerinde. Buna rağmen Avrupa'dan ve Amerika'dan onlara diktatördür dediğine dair hiçbir şey, hiçbir söz, hiçbir beyanat biz işitmedik. Onların saldırdığı insanlar mutlak kendilerine hizmet etmeyen, kendilerine uşak olmayı kabul etmeyen insanlara böyle bir şekilde manipüle edip saldırıyorlar diktatördür diye. Oysa Sisi'nin diktatör olduğunda zerre kadar şüphe yok. Zalim olduğundan zerre kadar şüphe yoktur. Dolayısıyla biz sadece suçu Avrupa ve Amerika'da da görmüyoruz. Suç bizdedir, İslam alemindedir. Biz Müslümanlar olarak birlik olsaydık, Müslümanlar olarak birbirimize saf saf Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi saf saf kenetlenseydik, bugün Sisi darbe yapamayacaktı, Muhammed Mursi'yi ve ihvanın ileri gelenlerini öldüremeyecekti. Hatta Gazze bombalanmayacaktı, Mescid-i Aksa esir olmayacaktı, Suriye bu kargaşa içerisinde olmayacaktı, Irak'ta bu kadar insan ölmeyecekti, Arakan'daki kardeşlerimiz kendi öz yurtlarından muhacerata zorlanmayacaktı. Yani bu şehadet yıl dönümlerini hatırlamak, anmak, kutlamak, yani acılarımızı tazelemekten ziyade
içine düştüğümüz durumu daha yakinen, daha net bir şekilde görebilmektir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu başta Muhammed Mursi ve tüm şehitlerimizin mübarek kanlarını bizim önümüzü aydınlatan bir meşale kılsın. Önümüzü aydınlatan bir rehber kılsın inşallah. Cenab-ı Allah onların makamlarını âli yüce kılsın. Bizleri de onların yolunda yürüyen neferlerden eylesin inşallah. Tahammül edemediği şey İslam'dır. Şimdi Avrupa kendisine köle, kendisinin emirlerini mutamut yerine getiren bir lider profili istiyor. Ama bu lider profili kendi halkına zulmetmiş, kendi halkına eziyet etmiş, kendi halkının yani Beytülmal'ın, devletin parasını kendi özel zevkleri ve ailesi için kullanmış hiç önemli değildir. Dikkat edersek mesela Saddam da onlardan birisiydi. Libya lideri Muammer Kaddafi de onlardan birisiydi. Vefat ettikten yani öldürüldükten ya da öldükten sonra onların kendi halkına nasıl büyük işkenceler yaptığını, özel işkencehanelerinin olduğunu, çocuklarının zevkine adam öldürdüğünü mi sonradan işliyoruz, değil mi? Ama bunlar daha önce de vardı. Kaddafi İtalya'ya, Libya'ya milyarlarca dolar para verdiği zaman Kaddafi çok iyiydi. Saddam da hakeza yine Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in hizmetinde olduğu zaman iyiydi. Ama ne olduysa onlarla ilgili planları değişti. Özellikle Libya liderinin Birleşmiş Milletler'de yaptığı son konuşma ve Arap zirvesinde Arap liderlerine karşı yaptığı konuşma onun ipinin çekilmesine vesile oldu. Çünkü orada net bir şekilde Avrupa'nın gerçek yüzünü ve Arapların Arap liderlerinin özellikle satılmış, ne derece satılmış olduklarını orada anlatıyordu. Dolayısıyla Avrupa İslam ve İslam'ı andıran, İslam'ı hatırlatan hiçbir şeyi kabul etmiyor, istemiyor. Hiçbir şeyi istemiyor. Tamamıyla kendilerine köle. Muhammed Mursi de geldiği zaman Avrupa ve Amerika ve özellikle İsrail, İngiltere ve İsrail Mısır'ı ekonomik olarak düze çıkaracağını, Hamas'a ciddi şekilde yardım edeceğini, Müslümanların birlik ve beraberliğinin belki oluşmasının adımlarının atılacağını çok iyi biliyordular. Bunun için fırsat vermediler. Eğer Mursi Sisi gibi olsaydı kalacaktı yani, iktidarda kalacaktı.